Sanırım hazırız. Artık yerleşelim ve clicker sorusuna bakalım. Son 10 saniye. Çok güzel. Çoğunuz doğru anlamışsınız. Bu sorudaki püf noktası delta G'nin işaretinin negatif mi yoksa pozitif mi olduğunu düşünmektir. Ayrıca formülü ve sıcaklığın bu formül üzerindeki etkisini düşünmek gerekir. Sıcaklık delta S faktörünü büyütür mü yoksa küçültür mü? Ve bu nasıl olur? Formüle bakın, işaretlerin ne olacağını ve sıcaklığın etkisini bulmaya çalışın. Pekala, bugünün ilk slaytına geçelim. Dönem ortasına hoş geldiniz. Ben Cathy Drennan. Bildiğiniz gibi toplam 36 ders var ve bugün 19.'yu yapacağız. Bu da dersin yarısına gelmiş olduğumuzu gösterir. Sınavdan önce pazartesi günü öğrendikleriniz termodinamikle ilgiliydi. Delta G, delta H ve entropi aklınızda kalmadıysa sorun değil. Zaten termodinamikten tam olarak ayrılmıyoruz. Bundan sonra kimyasal dengeye geçeceğiz ve bu konuda tamamen termodinamikle ilgilidir. Evet. Tam dönemin ortasındayız. 4 tane ara sınavların 2 tanesini atlattınız. Geriye 2 tane kaldı. Ve final sınavı ile birleştireceğinizi unutmayın. Finalin toplama etkisi 200 puan olacak. Her bir ara sınav ise 100 puan. Böylece 4 tane ana sınavın ikisini bitirmiş oldunuz. Sadece hatırlatmak için söylüyorum. Görmüş olduğunuz konular ve ileride göreceğiniz konular müfredatta yazıyor. Müfredata göre tam olmamız gereken yerdeyiz. Nerede olduğumuzu ya da neleri işleyeceğimizi görmek için buna bakabilirsiniz. Dersin ilk yarısı daha çok temel prensiplerle ilgiliydi. Bugün kimyasal dengeye geçeceğiz. Delta G ve delta H'tan bahsedeceğiz. Daha sonra asit-baz konusuna, yani asit-baz dengelerine geçeceğiz. Denge ve termodinamikle işimiz bitmiyor. Daha sonra yükseltgenme indirgenme tepkimelerine, ki yine dengeyle ilgilidir. Sonra geçiş metalleri ve kinetiğe geçeceğiz. Bunların hepsi biyokimya, organik kimya, aslında kimyanın her bölümüyle, sonra biyoloji, canlı bilimleri ve daha birçok şey için temel bilgidir. Yani bu derste kimyanın temel prensiplerini öğreneceksiniz. Çarşamba günü Silver Line'a gidiyordum. Buna benzer bir şey yaşadınız mı bilmiyorum. Toplu taşıma araçlarında yanınızda oturan biri "Öğrenci misin?" diye sorar. Belki de elinizde bir kitap, bir defter veya başka bir şey vardır. Siz de evet dersiniz. O da ne çalışıyorsun diye sorar. Siz de bilirsiniz işte kimya, fizik, matematik dersiniz. Onlar da oh derler ve başka bir şeyle meşgul olmaya başlarlar. Ya da okuldayken bu dersleri hiç sevmezdim derler. Daha sonra da sizinle konuşmayı keserler. Şimdiye kadar içinizde böyle bir şey yaşayan kaç kişi var? Çalıştığı derste yanındakini korkutan kaç kişi var? Okey, çok az kişi. Bu soruyu 4 yıl sonra sorunca sınıfın yarısının el kaldıracağını düşünüyorum. 8 yıl sonra ise sınıfın tamamı. Silver Line'da başıma gelen şey oldukça ilginçti. Çünkü anlattığım deneyimi ben çok kez yaşadım. Anahtarımı boynuma takmıştım. Bayanların profesyonel kıyafetlerini bilirsiniz. Cebi yoktur. Küçük bir MIT kordonu vardı. Silver Line'da yanımda oturan kişi "Doğu Georgia Teknolojiye mi gidiyorsun?" diye sordu. "MIT'de profesörüm," dedim. "Ben de makine mühendisiyim ve Georgia Teknolojiye gittim," dedi. "Branşınız nedir?" diye sordu. "Kimya," dedim. "Ha, demek kimya. Keşke kimyaya daha çok önem verseydim," dedi. "Şu anda nerede çalışıyorsunuz?" diye sordum. "Orduda çalışıyorum," dedi.
Kimyacı, makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bir ekip değil. Patlayıcıları tespit etmenin yollarını arıyoruz, dedi. Ben de o alanda çalışan MIT'den Tim Svagger'ı duydunuz mu, dedim. Evet, dedi. Adını biliyordu. Kimya dilinden çok iyi anlamıyormuş. Problemlerinden biri buymuş. Ekipteki kimyacılarla konuşurken çok sıkıntı çekiyormuş. Ekip emeğinin sonuçlarını ancak birbirleriyle çok iyi konuşabilirse alabilirmiş. Keşke kimya derslerine daha çok ilgi gösterseymişim, dedi. Benim kimya ile ilişkim şüphesiz biyolojiyi anlamayı istememden kaynaklanmıştı. Fakat herkes için farklı bir neden olabilir. Dersin başında da söylediğim gibi bu dönem vereceğiniz mücadelelerden biri sizi kimyaya bağlayan şeyi bulmak. Kimyayı niçin kullanacaksınız? Yapmak istediğiniz şey ile kimya nasıl uyuşacak? Belki bazılarınız bunu bir süre bilemeyecek. Umarım eğitiminizde eksik kalan şeyleri fark edeceğiniz bir mesleğiniz oluncaya kadar zaman almaz. Eğer fen ve mühendislik dallarında kalırsanız kimyaya ihtiyacınız olacak. Kimyayı şimdiden öğrenin. İkinci sınavdan bunu öğrendiğinizi görüyoruz. Bu harika. Belki bir gün bu sınıftan biri milli güvenlikte çalışacak. Eğer kimyacı değilseniz bile kimyacılarla konuşabileceksiniz ve işinizde ilerleme kaydedebileceksiniz. Evet, kimya tıpta, milli güvenlikte, ekonomide, enerji teşebbüslerinde ve şu anki pek çok büyük konularda önemlidir. Bu temel bilgidir ve bu temelleri bu derste öğreneceksiniz. Eğer güzel bir çay, otobüs ya da uçak sohbetiniz olursa bana anlatın. Gelecekte referans vermek için kataloglayacağım. Burada neyi nasıl yaptığımız gerçek hayatla daima temas halindedir. Evet, termodinamikten çok fazla uzaklaşmıyoruz. Kimyasal dengeye geçiyoruz. Delta G'den çok bahsedeceğiz. Eğer delta G henüz arkadaşınız değilse endişelenmeyin. Ona hala bağlanabilirsiniz. Evet, kimyasal reaksiyonlar. Kimyasal tepkimeler denge halinde bulunabilirler. Bu dinamik bir dengedir. Reaksiyonlar hala gerçekleşir. Fakat bir tepkime dengede ise ileri yöndeki tepkime hızı geri yöndeki tepkime hızına eşittir. Dolayısıyla net bileşimde bir değişiklik olmaz. Şimdi bir örnek vereceğim. Şu tepkimeye bakalım. Elimizde azot gazı var. Ayrıca hidrojen gazımız da var. Her ikisi tepkimeye giriyorlar ve amonyak gazı oluşuyor. Derişim zaman grafiği çizelim. Tepkimeye azot gazı ve hidrojen gazı ile başladığımızı farz edelim. Başlangıçta amonyak yok. Burası derişim. Burası zaman. Azot gazı hidrojenle tepkimeye girdiğinde derişimi gittikçe azalmaya başlar ve bir yerden sonra sabitleşmeye başlar. Hidrojen gazının da derişimi zamanla düşer ve bir yerden sonra sabit kalır. Başlangıçta hiç ürün yani amonyak yoktur. Onun derişimi ise zamanla artar ve bir yerden sonra o da sabit kalır. Grafikte derişimler sabit hale geldiğinde dengeye ulaşmışsınız demektir. Reaksiyonlar gerçekleşmeye devam edebilir. Fakat ileri reaksiyon hızı geri reaksiyon hızına eşit olduğu için net bir değişim olmaz. Derişimler sabit olmasına rağmen tepkimeler devam eder. Sadece reaktif varken veya dengeye ulaşmaya yetecek kadar ürün oluşmamışken neler olduğuna bakalım. Ortamda sadece saf reaktifler varsa tepkime istemli olarak ileri yönde ilerler. Yani ileri yönde kendiliğinden
ilerleyen bir tepkimemiz var. Bu arkadaşımız delta G açısından ne anlama gelir? Yani sıfırdan büyük müdür yoksa sıfırdan küçük müdür? İleri tepkimelerde delta G sıfırdan küçük olur. Delta G negatif olduğundan reaksiyon ileri yönde istemlidir. Peki sadece saf ürünler olduğunda ne olur? Tepkime geri yönde istemlidir. Yani tepkime geri yönde kendiliğinden olur. Tepkime ters yönde istemliyken delta G'nin işareti ne olur? Sıfırdan büyük müdür, küçük müdür? Büyüktür. Yani pozitif olacak. Şimdi grafiğin nasıl olacağını düşünelim. Burası serbest enerji. Burası reaksiyon koordinatı veya tepkimenin ilerleme yönüdür. Başlangıçta sadece saf reaktifler varsa delta G sıfırdan küçük olur. Tepkime ileri yönde kendiliğinden ilerler. Diğer taraftan başlangıçta sadece saf ürünler varsa delta G pozitif olacaktır. Tepkime geri yönde kendiliğinden gerçekleşir. Tepkime geri yönde ne olana kadar ilerler? Dengeye ulaşana kadar. Dengede delta G ne olur? Sıfır olur. Gördüğünüz gibi delta G ve denge arasında önemli bir ilişki var. Yani delta G'yi arkamızda bırakmadık. Tepkimenin bileşenleri değiştikçe delta G de değişir. Ürünler arttıkça veya reaktifler arttıkça farklı delta G değerleri elde edilir. Şimdi bazı eşitliklere bakalım. Delta G serbest enerji değişimidir. Belirli bir anda, belirli bir bileşimde ve tepkimenin belirli bir noktasında serbest enerjideki farktır. Bir de delta G0 vardır. Delta G0 belirli koşullar altındaki delta G'dir. Yani bir tür standart serbest enerjidir. Q tepkime kesridir. Reaktifler ve ürünler hakkında bilgi verir. R ideal gaz sabitidir. Ayrıca sıcaklığa bağlıdır. Yani bir tepkimede herhangi bir noktadaki delta G, o tepkimenin delta G0 değerine, tepkime kesrine ve sıcaklığa bağlıdır. Q'nun yani tepkime kesrinin ne olduğunu bilmemiz gerekir. Şimdi onu görelim. Bu slayt biraz korkutucu görünüyor. Ama endişelenmeyin. Birçok terim birbirini götürecek ve sadeleşecek. Burada göreceğimiz Q yani tepkime kesri pek çok problem türünde karşımıza çıkacaktır. Bazen gazlarda, bazen çözeltilerde göreceğiz. İki tür Q vardır. Biri gazların kısmi basıncına, diğeri ise derişime bağlıdır. Burada eşitliği tekrar görüyorsunuz. Delta G eşittir. Delta G0 artı RT ln Q. Px belli bir gazın kısmi basıncını gösterir. Bu eşitlikte PA, PB, PC ve PD kısmi basınçları vardır. Ürünler kesir çizgisinin üzerine yazılır. C gazının kısmi basıncı bölü referans basınç yazılır. C'nin katsayısı bu kesrin üssüdür.
Sonra D gazının kısmi basıncı bölü referans basıncı yazılır. D'nin katsayısı yine bu kesire üs olarak verilir. Kesir çizgisinin altında ise reaktifler yazılır. A'nın ve B'nin katsayıları da kısmi basınçların referans basıncı oranların üssü olarak yazılmalıdır. Burada referans basıncın 1 bar olması çok iyidir. Çünkü referans terimi gider. Şimdi Q terimi basitleşmiş oldu. İçinde referans basınç olan problemler görmeyeceksiniz. Yani Q'yu sadece ürünler bölü reaktifler olarak düşüneceksiniz. Ama tepkimedeki katsayıların önemli olduğunu unutmayın. Eğer çözeltilerden bahsediyorsak, aralarındaki tek fark burada molar hakkında konuşuyor olmamızdır. Referans molarite 1 molar olduğu için bu terim de gider. Köşeli parantez gördüğünüz zaman, örneğin parantez içinde C, bu derişim anlamına gelir. Burada Q, C'nin derişimi üssü küçük C, D'nin derişimi üssü küçük D bölü A'nın derişimi üssü küçük a ve B'nin derişimi üssü küçük b'dir. X burada derişimi gösterir. Q ürünler bölü reaktifler demektir. Tepkimenin stökiyometrisini düşünmemiz gerekir. Peki, denge sabiti K nedir? Dengede delta G'nin sıfır olduğunu söylemiştik. O halde dengede tepkime kesiri Q, denge sabiti K'ya eşittir. Bu ifadeye göre düşünebiliriz. Dengede bu ifadedeki delta G sıfıra eşit olacaktır. Bu durumda eşitliği tekrar düzenleyip delta G sıfırı diğer tarafa atarız. Böylece delta G sıfır eşittir eksi RT ln K olur. Çünkü dengede Q K'ya eşittir. Delta G'yi hesaplamak için başka bir formülümüz oldu. Delta G sıfırı denge sabiti K vasıtasıyla bulabiliriz. Dengedeki K sabiti Q ile aynı şekle sahiptir. Sadece buradaki dengedeki molariteler ve kısmi basınçlardır. Yani Q ile ifadesi aynıdır. Ürünler bölü reaktiflerdir. Eğer K denge sabitini hesaplayacaksanız dengedeki molariteleri kullanmanız gerekir. Q'yu bulmaya çalışıyorsunuz, bir tepkimenin herhangi bir anındaki derişimleri veya kısmi basınçları kullanabilirsiniz. Burada önemli olan şey eşitliği ürünler bölü reaktifler şeklinde yazıyor olmanızdır. Evet, eşitliği bir başka şekilde tekrar yazabiliriz. Biraz önce delta G0 eşittir eksi RT ln K'dır demiştim. Burada delta G0 yerine eksi RT ln K'yı yazabiliriz ve eşitliği yeniden düzenleyebiliriz. Bunu düzenlersek tepkimenin herhangi bir noktasında delta G RT ln Q bölü K'ya eşit olur. Denge sabiti nedir? Dengedeki derişimler nedir? Dengede değilken derişimler nasıldır? Bir tepkimede Q nedir? K ile nasıl mukayese edilir diye düşünenler için bu eşitlik çok yardımcı olacak. Şimdi bir dakika bu ilişki hakkında düşünelim. Q, K'dan küçükse delta G'nin işareti ne olur? Eksi olacaktır. Bu da tepkimenin ileri yönde kendiliğinden gerçekleşeceğini gösterir.
Bunun hakkında biraz düşünürseniz, reaktifler ve ürünler yönünden de düşünebilirsiniz. Q, K'dan küçükse dengedeki ürünler şimdikinden daha fazla demektir. Ve daha fazla ürün oluşması anlamına gelir. Yani delta G negatif olacaktır. Bunu matematiksel olarak düşünün. Daha fazla ürün mü yoksa daha fazla reaktif mi oluşturmanız gerekiyor? Bir de bu açıdan düşünün. Peki Q K'dan büyükse delta G ne olur? Pozitif olur. Ve tepkime ters yönde gerçekleşir. Eğer Q K'dan büyükse ürünlerin değişimi fazla olacaktır. Dengede daha az ürün olacaktır. Dolayısıyla tepkime ürünleri azaltacak yönde ilerler. Böylece tekrar dengeye ulaşılır. Bu eşitlik tepkime yönünü, reaksiyonun hangi yönde istemli olacağını düşünmek açısından çok yararlıdır. Şimdi bir örneğe bakalım. Bu örnekte K verilmiş ve kısmi basınçlar var. Tepkimenin hangi yönde ilerleyeceği soruluyor. Bu soruyu cevaplamak için neye ihtiyacımız vardır? Hesaplamamız gereken şey nedir? Eğer K ve kısmi basınçlar verilmişse ilk olarak neyi hesaplamalıyım? Q, evet doğru. O zaman Q'yu hesaplayalım. Q ürünler bölü reaktiflerdir. Amonyağın kısmi basıncı ki reaksiyonda 2 mol amonyak oluşuyor. Üs olarak 2 terimini kullanmalıyız. Azot gazının kısmi basıncı çarpı hidrojen gazının kısmi basıncı. Stoikiyometrilerini dahil etmeliyiz. Burada azotunki 3'tür. Şimdi değerleri yerine koyalım. 1,1'in ikinci kuvveti bölü 5,5 çarpı 2,2'nin üçüncü kuvveti eşittir 2,1 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu Q değeridir. K değeri problemde verilmiş. Q'yu da bulduk. Şimdi bir Clicker sorusu yapalım. Buradaki tepkime hangi yöne doğru gider? Son 10 saniye. %77. Çok iyi. Burada Q K'dan büyük. Eğer Q K'dan büyükse delta G ne olur? Diğer bir clicker sorusu. Yüksek sesle cevap verin. Nedir? Pozitif. Evet, doğru. Tepkime reaktifler yönüne kayar. Yani ters yönde gerçekleşir. Dengede ürünlerin mi yoksa reaktiflerin mi daha çok olacağını düşünmemiz gerekir. Ürünler daha fazladır. Tepkimenin hangi yöne kayacağını düşünelim. Burada dengeye ulaşıncaya kadar amonyak ayrışmaya devam eder. Amonyak ayrışacaktır. Ta ki dengeye ulaşıncaya kadar. Evet,
Kaan'ın bize ne söyleyeceğini biraz daha düşünelim. K, dengedeki reaktifler ve ürünler karışımı hakkında bilgi verir. Dengede reaktif derişimlerinin yüksek veya düşük olacağını öngörebiliriz. Şimdi başka bir örneğe bakalım. K birden büyükse dengede ürünlerin derişimi daha fazladır. Ürünlerin derişimi tepkenlerden veya reaktiflerden veya girenlerden daha fazladır. K birden küçükse ürünler daha az olacaktır. K'yı dengede ürünlerin derişimi bölü reaktiflerin derişimi olarak düşünün. Eğer K birden büyükse ürünler reaktiflerden fazladır. Eğer K birden küçükse bu defa reaktifler ürünlerden fazladır. Bunu bir örnekte inceleyelim. K'nın birden büyük olduğu bir duruma bakalım. 2NO2 çift yönlü ok, N2O4. Burada K'nın değeri 6.84'tür. Yani birden büyük. Şimdi bu tepkimeyi düşünelim. Burada derişim yerine kısmi basınçları kullanacağız. Çünkü bunlar gazdır. Bu da zaman ekseni. Başlangıçta bir reaktif var. Reaktif belli bir derişimden başlar ve zamanla azalır. Grafik bir yerden sonra sabit kalır. Azot dioksit reaktifi. Başlangıçta hiç ürün yok. Ürün gittikçe artacak, sonra sabit kalacak. N2O4 üründür. Başlangıçta Q ve K nasıldır? Ürün yokken. Q ve K nedir? Q K'dan küçüktür. Delta G nedir? Sıfırdan küçüktür. Yani negatiftir. Tepkime ileri yönde istenmelidir. İleri yönde kendiliğinden gerçekleşir ve ürünler oluşur. Şimdi dengede derişimlerin ne olacağını hesaplayalım. Başlangıçta ilk basınç var. İki mol azot dioksit, diazot tetroksite dönüşüyor. Azot dioksitin başlangıç basıncı 1 bardır ve ürün yoktur. Şimdi değişimin ne olduğuna bakalım. Reaktif ne kadar değişir? Giren veya tepken ne kadar değişir?
Buraya ne yazmam gerekir? Eksi x. Peki ne kadar eksi x? Eksi 2x. Burası kaçtır? Sadece artı x. Dengede 1 eksi 2x ve artı x var. Denge derişimlerinden bahsediyoruz. K hakkında konuşuyoruz. K eşit 6.84'tür. Ürünün kısmi basıncı bölü reaktifin kısmi basıncının karesidir. Bu da eşittir. X bölü 1 eksi 2x'in karesidir. Burada x 0.381 bara eşit olur. 1.30 eksi 2 çarpı 0.381 eşittir 0.238 bardır. Buraya geri dönersek, dengede ürünler x'in ve 1 eksi x'in ne olduğunu yazmalıyım. Dengede ürün 0.381 bardır. Reaktif ise 0.238 bardır. Dengede ürünler reaktiflerden fazladır. Bu da K'nın birden büyük olmasıyla uyumludur. Denge sabiti hakkında bir şey biliyorsanız, reaksiyon hakkında da bir şey biliyorsunuz demektir. Ürünler ya da reaktiflerden hangisinin daha çok olduğunu tahmin edebilirsiniz. Delta G ifadesini Q ve K cinsinden düşünebilirsiniz. Şimdi clicker sorusuna geçelim. Delta G0 ifadesini yeniden yazalım. Delta G0 eşittir eksi RT ln K'dır. Bunu K cinsinden ifade edebiliriz. Şimdi buradaki ilişkinin ne olduğunu düşünelim. K'nın değeri büyükse delta G0'ın değerinin nasıl olmasını beklersiniz? Son 10 saniye. %78'in kararına katılıp katılmadığınızı arkadaşlarınızla yeniden tartışın. Pekala. Tekrar oynayacağız. Tekrar tıklayın. %73. Yine doğru cevabı verdiniz. Çok ilginç. Aranızda tartıştıktan sonra genelde tersi olur. Çoğunluk aynı sonucu verir. Sanırım profesör tekrar sorduğuna göre yanlış yapmış olmalıyız diye düşündünüz. Mantığınız bu muydu?
Bunu yapmamın nedeni şuydu. Bu gibi şeyleri sınıfta birkaç kez daha yapacağız. Howard Hughes Medical Enstitüsü'nde bilimle ilgili bir eğitim seminerine gitmiştim. Bir grup içinde herkesin cevabı yanlışsa, aralarında müzakere etmelerine izin verildiğinde doğru cevabı bulma şanslarının yüksek olduğunu gösteren bir istatistik vardı. Bunun için grup içinde sadece cevabı bilen bir kişinin olması yetmez. Aynı zamanda o kişinin haklı olduğuna diğerlerini de ikna etmesi gerekir. Müzakere yeni cevapları ortaya çıkartır. Yeniden oylamanın yanlış yaptığınızı düşündürecek bir karar olmadığını artık anladınız. Gelecek sefer müzakerenin doğru cevabı vermede yardımcı olup olmayacağını göreceğiz. Her neyse, eğer K büyükse delta G0 negatif olur. Yani K ne kadar büyükse delta G0 o kadar negatif olur. K için de durum böyledir. Eğer K 1'den büyükse ürünler reaktiflerden fazladır. Delta G0 negatif olacaktır ve büyüklüğü daha fazla olacaktır. Peki, şimdi yapacağımız basit bir muhasebe gibi görünebilir. Tepkimedeki adımları bilirseniz ve denge sabitlerini bilirseniz, tepkimenin toplam denge sabitini hesaplayabilirsiniz. Bir reaksiyonu başka reaksiyonların toplamı olarak yazabilirsiniz. Burada iki denklemi toplayarak toplam reaksiyon denklemini bulacağız. İlkinde 2 mol fosfor, 3 mol klor gazı ile tepkimeye girip 2 mol fosfor triklorür oluşuyor. Bu birinci dengedir. Diğer tepkimede ise bir miktar fosfor triklorür, klor gazı ile tepkimeye girerek fosfor pentaklorür oluşturuyor. Bu da ikinci dengedir. Bizi ilgilendiren toplam tepkimede ise 2 mol fosfor, 5 mol klor gazı ile tepkimeye girip 2 mol fosfor pentaklorüre dönüşüyor. Peki, bu iki tepkimeyi toplamadan ve gerekli götürmeleri yapmadan önce ne yapmalıyım? Neyi kaç ile çarpmam gerekir? İkinci denklemi 2 ile çarpmalıyım. Sonra fosfor pentaklorürler birbirini götürür. Kalanları topladığımızda istediğimiz tepkime denklemini elde etmiş oluruz. Şimdi birinci ve ikinci tepkiminin denge sabitlerini kullanarak üçüncü tepkiminin denge sabitini nasıl bulurum? K1 çarpı K2 çarpı K2. Yani K2'yi iki kez çarpmam gerekir. Çünkü ondan iki tane var. Sonuç olarak topladığımız tepkimelerin K değerlerini birbiriyle çarpmamız gerekir. Böylece yeni K değerini elde etmiş oluruz. Bu tür problemleri yaparken kullanacağımız faydalı bir yöntemdir bu. Pekala, şimdi dengenin dış etkiye karşı nasıl karşılık vereceğini düşünelim. Burada daima biraz durma gereği hissederim. MIT öğrencileri, sizler dünyadaki en zeki ve yetenekli bilim adamlarısınız. Hepiniz ne kadar zeki olduğunuzun farkında mısınız bilmiyorum. Fakat bu kavram MIT öğrencilerine biraz zor gelir. Le Chatelier prensibine göre dengedeki bir sistem dış etkiye maruz kalırsa sistem bu etkiyi en aza indirecek şekilde davranır. Ofisime gelen öğrencilerime tavsiyelerde bulunuyorum. Şöyle diyorlar. Çift anadal yapıyorum. 5 ders alıyorum. Europe programına katılıyorum. Laboratuvar çalışmalarım var. Ama neler oluyor bilmiyorum. Bu konuda çok düşünüyorum. Sanırım üçüncü bir anadal daha yapmalıyım.
Le Chatelier böyle bir durumdan çok mutsuz olur. Le Chatelier'in buna vereceği cevap şudur. Ana dallardan birini bırakırsan stresi azaltabilirsin. Bir problemin çözümünde istediğinizin tam tersini düşünmeniz için sizi cesaretlendirmek isterim. Stresi azaltın. Böyle düşünürseniz iş tamamdır. Peki, Le Chatelier prensibi gerçekten çok kullanışlıdır. Stresi veya dış etkiyi azaltmayı düşünürseniz, tepkimenin hangi yöne kayacağını tahmin edebilirsiniz. Tepkime dış etkiyi azaltacak yöne doğru kayar. Bunu tahmin etmek kolay. Şöyle düşünebilirsiniz. Oh, sisteme basınç uygulandı. Sistem veya tepkime şimdi buna nasıl cevap verecek? Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi örneklere bakalım. Dengede olan bir sistem var. Başlangıçta sadece hidrojen gazı ve azot gazı vardı ve hiç ürün yoktu. Tepkime sonunda amonyak meydana gelir ve sonunda bir dengeye ulaşılır. Burada delta G sıfıra eşittir. Pekala, şimdi sisteme dış etki yapalım. Sisteme bir reaktif ilave edelim. Bu etkiyi azaltmak için sistem nasıl cevap verir? Ne yapabilir? Ortamda reaktiflerden biri çok fazla. Tepkime daha çok ürün oluşturur. Böylece reaktiflerin bir kısmı tüketilmiş olur. Reaktif grafikte aşağı doğru iner. Tekrar dengeye ulaşıncaya kadar ürün oluşumu devam eder. Ama oran aynı kalmalıdır. Denge sabiti belirli bir sıcaklıkta sabittir. Derişimler her zaman aynı olmayabilir ama oranları her zaman aynı olmak zorundadır. Çünkü K'nın değeri değişmez. Pekala, daha fazla ürün eklediğinizde ne olur? Tepkime hangi yöne kayar? Doğru, reaktiflerin yönüne doğru kayar. Dengeye ulaşılıncaya kadar reaktif oluşumu devam eder. Sonra dengeye ulaşılır, artık net bir değişiklik olmaz. Ama tepkime hala devam eder. Pekala. Hadi bunu düşünelim. Bunu matematik yoluyla düşünebilirsiniz. Bu olabilir. Burada delta G'leri hesaplamayı düşünebilirsiniz. Dengedeki bir sisteme biraz hidrojen gazı eklersiniz. Sistem bu artışı azaltmaya çalışır. Bu artışı azaltmak için daha fazla ürün oluşur. Denge sağa kayar. Bu Q ve K açısından açıklanabilir. Şimdi tekrar düşünelim. Şimdi mi daha çok ürün var yoksa dengede mi daha çok ürün vardı? Biraz reaktif eklerseniz Q bir an için K'dan daha küçük olur. Böylece delta G negatif olur. Ve tepkime ileri yönde kendiliğinden gerçekleşir. Bazılarınız bunun için delta G eşittir RT ln Q bölü K ifadesini düşünmeyi tercih edebilir. Q, K'dan küçükse delta G'nin işareti ne olur? Tepkime ileri yönde mi yoksa geri yönde mi kendiliğinden ilerler diye düşünebilirsiniz. Şimdi bir ipucu vermek istiyorum. Bu kullanmak her zaman iyidir. Ürünler yönünde veya reaktifler yönünde demek gerçekten iyidir. Cevabı bilmelerine rağmen sağ diye düşünüp sol yazan ya da sol diye düşünüp sağ yazan o kadar çok var ki anlatamam. Ama ok çizersiniz bunu karıştırmazsınız. Ya da reaktifler yönünde veya ürünler yönünde derseniz hata yapmanız zor olur. Sağ ve sol konusunda çok iyi değilseniz ki çoğunuzun öyle olduğunu söyleyebilirim, okları tercih etmeniz sizin için daha iyi olabilir. Aslında istediğinizi yazabilirsiniz. Ama doğru aktardığınızdan emin olun. Evet. Tekrar buna Q ve K açısından bakalım. Sisteme ürün eklemeyi hızlıca konuşalım. Bunu zaten yapmıştık. Eğer daha fazla ürün eklersek bir an için Q K'dan daha büyük olur. Tepkime reaktifler yönüne yani sola kayar. Bunu aşağıda gördük. Son bir clicker sorusu yapalım.
ve bu konuyu bitirelim. Sistemden ürün çekerseniz ne olur ve ne için? Evet, son 10 saniye. Bakalım %90'ı bulabilecek miyiz? Hayır, bugün %90 olmadı. Gelecek dersi deneyelim. Bugün %73'ü bulduk. Evet, doğru cevap daha çok ürün oluşturmalıyız olmalıydı.